<gülüyor> <gülüyor> Basıldık beyler şimdi Beni biliyorsunuz ben muhalif bir insanım Muhalefet dahil Herkesi eleştiriyorum Geçen gün e, Timeline'ıma şey düştü Kılıçdaroğlu'nun bir Videosu düştü Hayde şimdi kendimize açıklamamız gerekiyor değil mi e, Doğru Anlatalım Dur dur at ne yapayım oğlum ben şu anda bir dakika. <laughs> İzliyorlar mıdır lan? Ee, bir dakika anlatmamız lazım. Ben nereden ulaşacağım başkanıma? Neyse onlar beni bulur herhalde. Şimdi şöyle. Abo. Eli kolu karıştı. Çitriyollerim <laughs> zaten. Şimdi tamam, tamam bir dakika tamam Topar, toparlandım evet şöyle arkadaşlar Kılıçdaroğlu geceleyin bir gece ne salı gecesi mi ne bir tweet atmış şöyle diyor ha diyemedi gençler iyi geceler bu akşam bir video izledim üç bu Tayland Yıldız'ın paylaştığı bir video vardı ya üç tane genç çığlık atıyorlar bir tanesine green card çıkıyor Biliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi onu? Ses çok evet videoda çok az. Buradan boostlayabilirim. Ha onunla ilgili konuşuyor. Genç green card için başvuruda bulunuyorlar. İçlerinden birisi green card hakkını kazanıyor. Bir sevinç, bir mutluluk. Sevinç yıldıkları atıyorlar. Niçin mi? Ülkeyi terk edecekleri için. Ülkeden ayrılacakları için. Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdim? Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzgünüm. Emin olun çok üzgünüm. Ama sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın. Biz sizi seviyoruz. İçten bir açıklama gibi geldi. Ben tabii biliyorsunuz araştırmacı ve e, tartışmacı kişiliğimden ötürü ben ne yaptım? Gittim abi seçim bildirgelerine baktım CHP'nin. 2019 yerel seçimler. Ondan önceki 2018'de bildirgelerine baktım. Ee, gençlerle ilgili ne yazmışlar? Seçim bil aynen kardeşim NTP'yim. Reket <laughs> Kılıçdaroğlu olur gibi. Ay gerildim. Ee, gençlerle ilgili ne yazmışlar ona baktım. İşte şey falan var. Okudum bu arada. Bildirgenin hepsini okumadım. Bildirge 185 sayfa falan ama gençlerle olan kısımlarını okudum. İşte şey falan demişler. Böyle üniversitelerin yakınlarına işte yurtlar, işte üniversiteyi kazanamayanlara destek, işte gençlik bursu, e, her genci yurt dışına iki kere e, şey falan e, seyahat vesaire. Bunları yazmışlar. Ama ben orada asıl fundamental problemlere karşı çözümler bulmadım, bulamadım. Çünkü bence bu ülkede gençlerin en büyük problemi, En 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 büyük problemi her köşe başında bir üniversite olması. Yani inanın bana bundan 10 yıl sonra falan doktor fazlamız olacak. Yani her her sene ee, bir tane doktor yazmıştı. 20 bin civarı doktor mezun oluyormuş. Ya böyle, hiçbir ülkenin bu kadar doktora ihtiyacı yok yani. Mümkün değil. Doktor fazlamız olacak ülkede. Yani her yer mesela edebiyat fakültesi işte öğretmenliğin her çeşidini yani Hukuk her yerde. Bir tane derslik tutuyorsun, hukuk fakültesi oluyor zaten. Anladın mı? Vakıf Üniversitesi açtın hukuk yani. Anladın mı? Komedi. Yani oradan baktığın zaman ee, bence en büyük en en büyük problem işsizliği çözme yolundaki en büyük çözümlerden birisi meslek yüksek okullarının vesaire 16 e, binmiş değil mi? Her sene 16 bin doktor mezun oluyormuş. Daha bir yükseltilmesi ve bu işlerin aslında ...daha çok para kazandırılıp e, takdir görmesi gerekiyor. Ee, yani baktığımız zaman ben mesela Almanya'da birisi ben forklift kullanıyorum... ...benim işim forklift operatörlüğü dediği zaman bunu utanarak söylemiyor. Anlatabiliyor muyum? Utanarak söylemiyor çünkü parası iyi. Kimse onu küçümsemiyor. Onun eğitimini almış bir kere adam. Belirli bir düzgün bir eğitimini almış falan. Hani bu yolda ilerlememiz lazım artık. Göğsünü gere gere herif diyor ki ben diyor fork dift operatörüyüm ulan. Yani bunlarla ilgili şeyler görmedim. Ben de dedim ki yani Allah aşkına planınız nedir dedim ya. Bana dedim planınızı söyleyin ne olur. Allah aşkına gençleri mutlu etmenin planı nedir? Sanırım Kemal Bey'in kulağına gitmiş. Eee... <laughs> Ne, ne yazayım ben şimdi? <laughs> en yakın zamanda buluşalım. Gençlerin soracak çok sorusu var. Ee, ben sizi bulamam ama siz bana bir şekilde <laughs> ulaşırsınız sanırım. şöyle parmakları da koyarsın. <laughs> <U> <uf. gülüyor> o zaman bir KK var gibi. Bir KK var gibi. Bir... sanırım bir KK hayamız var. Bir canlı yayınımız var gibi. Hadi bakalım. Bu şimdi bu, bu saatten sonra yayın ben nasıl normal şey yapacağım abi. Gençlik kollarından abi. <laughs> abi ne oluyor şu an? Wow. UV CHP adaylığı mı geliyor? Yok yani. Hayır. Yani ee, CHP ile çok örtüştüğümüzü düşünmüyorum. Şimdilik şu anda. Çok yani çok mükemmel örtüştüğümüzü düşünmüyorum. <laughs> ben ben bağımsızdan devam şimdilik. Bahadır ulaştırır seni. Hadi bakalım. Cumali Ceben Insta'dan sallamış sana tekrar. Ya arkadaşlar hiç önemi yok bu arada ya. Gerçekten. Yani ben şey de yapmayacağım. Atominem de yapmayacağım. E, tipiyle veya daha önce yaptığı işlerle ilgili de bir şey söylemeyeceğim. E, ama bu konuda yani çok istekliyse, çok savaş çırtkanlığı yapıyorsa ben hakikaten onun biletini kesebilirim. Gitsin. Yani keserim biletini. Uçak biletini. O yüzden şey yapmayacağım. Yani cevap verilecek bir insan değil bence. Yeterince cevabı verdik. Vay be neler oldu be? Ya ne kripto parası oğlum? Az önce Kemal Kılıçdaroğlu yazdı bana. Ne kripto parası ya? Önceden hazırlanmış soruları değil de senin ve Çetin sorularını alacaksa tabii ki biz hazırız. Bir dakika zaten böyle bir şey böyle bir şeyin mümkünatı yok arkadaşlar. Böyle bir şey ben kabul etmem. Daha önce başka siyasiler ulaştı bana biliyorsunuz. Daha önce yayında anlatmıştım. E dediler ki soruları önden falan dedim ki yani... Ki bence Kılıçdaroğlu'nun stiline de uygun değil. Seversin sevmezsin. Kılıçdaroğlu prompterdan okuyan bir adam da değil yani. Bence ee, soracağın sorulara orada çat diye cevap verebilecek birisi. Bence. Yani prompter siyasisi değil yani. Orada çat sorarsın o da çat cevabını verir. Bu ne? Ya geldiler ya. Ben bu adamı bu, bunlar bunlar çok korkuyorlar benden. Bunlar çok aşırı korkuyorlar benden. Bunlar bu, bu zaten bloklu bende. Bunlar zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar payroll. Bunlar bunlar payroll arkadaşlar. Tamam mı? Yine editli editli videomu paylaşmış. Bugün daha bugün bugün muhabbeti döndü bunun kesilip kırpılıp biçilmiş videomu paylaşmış. Bunlar zaten belli oldu kimin şey yaptığı. Bu videoyu kimin servis ettiği belli oldu. Ulan bu kadar korkmayın lan. Daha başlamadık ya. Bunlar bun, bunlar abi bunlar zaten şey anladın mı? Bunlar çalışan. <laughs> la korkmayın la daha başlamadık ya. Kork bu oha yani anladın mı? <laughs> Lan bağımsız aday olacağım diyorum ya. Nasıl gerilmişler? Nasıl? Demek servis edenler de bunlar. Çünkü arkadaşlar bir tane benim yayından konuşmamı alıyorlar. Kesiyorlar, biçiyorlar. Aynı anda TikTok'ta, Instagram'da mizah sayfaları dahil paylaşıyor böyle ve aynı yazıyla. Hepsi şey yazmış. Sosyal medyada gündem oldu. Lan nerede ne ara gündem oldu? Aynı anda çıktınız hepiniz. Ne ara gündem oldu? Ne ara? Kansızlar ulan bu internet çocuğu yer mi senin yapacağın oyunu? <laughs> aynı anda böyle milyonlarca takipçisi olan, yüz binlerce takipçisi olan sayfalardan aynı anda TikTok'tan, Twitter'dan, Instagram'dan aynı başlıkla sosyal medyada gündem oldu. Allah Allah ya. Allah Allah. Allah Allah. Kendi aralarında ya oğlum vallahi bu kadar. La bir durun la. Ama demek ki arkadaşlar bu kadar korktuklarına göre doğru yoldayız demek ki. Demek demek ki doğru yoldayız. Ben başka bir şey demiyorum. Demek ki doğru yoldayız. İnternet çocuğu yemez ama. Yani e, tabii ya onların tabanı yiyecek bunu. Biliyorsunuz benim bir tane fotoğrafımı paylaşıyorlardı bir ara öyle bir internette bir meme vardı Facebook gruplarına dayıların dolu olduğu gruplara benim fotoğrafımı koyup şey yazıyorlardı ya işte PKK elebaşlarından cahomaho yakalandı bu da fotoğrafı diye benim bir yayından fotoğrafımı kesip koymuşlar onun da altında her şeyime sövüyorlardı zaten. Ha biz buna alışkınız yani interneti dün bağlatmadık anasını satayım yani <laughs> bu karakter suikastlerine alışkınız. Alışkınız abi. bunları yani hep yapıyorlar bunu. Hep yapıyorlar. Yazma bir daha. Tamam. Yazmıyorum. Tamam. Mert von Manstein 14. ayında hoş geldin abi. Hoş geldin. Bunlar alışkınız. Bunlar alışkınız arkadaşlar. O yüzden hazırlıklıydım da zaten. Böyle bir şeyin olacağını biliyordum. Ee, ama kafası çalışan kitle.